Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz semalarında bir ışık hüzmesi, adeta bir alev topu görülmüştü. Sosyal medyanın en çok konuştuğu ve merak ettiği konulardan biri olmuştu o görüntüler. Hepimizin de aklına ilk olarak acaba bir göktaşı mı düştü sorusu geldi. Biz de uzmanına, gökbilimcilere sorduk. Ben şokum. Evet, şu anda meteor düşüyor, evet. Başımı çevirdim, baktım yukarıdan aşağıya doğru bir alev topu geldi. Önce şiddetli bir patlama, ardından yoğun ışık. 8.30 sularında Trabzon ve çok geniş bir bölgeden görülen bir astronomik olay meydana geldi. Doğu Karadeniz semalarında görülen alev topu heyecana neden olmuştu. Aha bak gidiyor, görüyor musun? Büyük ihtimalle alev göktaşı yani. Büyük bir sapsarı ışık yanıyor. Ekipler gizemli cismin ne olduğunu araştırırken uzmanlardan heyecan yaratacak çarpıcı açıklamalar gelmeye başladı. Yoğun bir meteor yağmuru olduğu vakit aynı anda 3-5-10 tane 20 tane bile görme imkanımız olabilir. Futbol topu büyüklüğünde bir cisim gerçekten yeryüzüne kadar düşse burada 5-10 metrelik bir krater açacağı ve kayasal yapısına bağlı olarak metal olabilir. 1-2 metre derinliğe kadar da yerin içine saplanabileceğini söyleyebiliriz. Uzmanlara göre Trabzon ve çevre ilçelerinde görülen yoğun ışığın sebebi meteor düşmesiydi. Yıl içinde büyük meteor yağmurlarını göz önüne alsak 9-10 tane büyük meteor yağmuru var. Bunları farklı dönemlerdeler. Farklı dönemlerde görmek mümkün. Peki meteorun ülkemizde ne zaman düşeceğini bilmek mümkün mü? Büyük meteoritlerden diyelim bir 2013 yılının Şubat ayında meydana gelmişti Rusya'da. Bir meteor yağmuru sırasında dünyaya girerler ya da herhangi bir anda bir meteor girebilir. Bunların yörüngelerini bilmediğimiz için ne zaman nereden gireceğini bilemeyiz.